12 yaşındaki çocuğa niye çocuk emanet edersin? 12 yaşındayım. Çocuk 4 yaşında bir çocuk. Adı Sezgi. Tam olarak öz annemin, öz kardeşinin öz kızı. Tabii annesi babası varken annesi babası gidiyor. Bütün aile gitti. Teyzemler gitti. Bilmem ne gitti. Kaldı çocuk bana. Kukki kukki yürümeye çalışıyor. Hala bir denge oturtamamış kendine lan. 2 senedir yürüyorsun. Ben seni 2 sene bir işe vereyim. Ustası olursun. Yürüyor. Uyumuyor. Gece olmuş 1. Bütün yeni nesli temsil ediyor. Tüketici çünkü. Veriyorsun eline peluş oyuncağı. Atıyor. Başka bir şey veriyorsun. Araba veriyorum ben kız çocuğum. Arabayla ne işim olur a**ayım diyor, atıyor kenara. Sürekli bir vırlama şırlama, televizyon açıyorum. Reklamlar çok fena kitliyor çocukları. O nasıl oluyor anlamıyorum. Hani normal televizyon yayın akışında çocuk televizyondan kopabiliyor abi. O dönemde neler vardı? Siyaset meydanı vardı. Ali Kırca bıyıklarından korkuyordu, ağlıyordu. Kanal değiştiriyorum, başka bir program böyle izlemiyor. Reklam bir çıkıyor da Ayşe teyzeye fıt fıt yapıyor falan. Yani böyle tam yaramazlık yapacakken reklam çıkması şöyle oluyordu. Benim. Çocuk başladı mızırdanmaya. Ufak böyle kopil bir ambulans gibi evin içinde dolaşıyor. Gerçekten bütün üstünlük onda. Bütün yol hakkı onda yani. Öyle istedi. Koltuğun üzerinde koşabiliyor. Kapıya iki ayağıyla tırmanırdı ya çocuklar böyle. Pis çıplak ayaklarıyla böyle kendini örümcek adam zanneden salak bebeler var ya. Onlardan yapar. Bir anda alanı tavanda. Bir anda atlıyor. Buzdolabını açmış bir şeyler döküyor yere. Aslında yani tek seçenek şu an. Oynadığı, kırmadığı ve kurcalamadığı hiçbir şey kalmadı. Basket topunu gözüme kestirdim. Oha dedim, bak basket topu dedim. O da böyle bir anda ben ona çok değer verince, çocuk da öyledir. Sen bir şeye değer veriyorsan o da değer verir. Çünkü basket topu yapsan çocuk kendi seçenekleri arasına sokup karar verip gidip o topla oynamaz. Ama sen topa şöyle yaparsan, of be ne güzel top var ya. Çocuğun elinde dünyayı yok etme makinesi bile olsa ama o top benim olmalı falan deyip o topa koşar o. Daha değerli gelir ona. O yüzden bak bende 3 para var, sende 1 para var, hadi değişelim deyip çocuğa 3 lira verip çocuktaki 200 TL'yi alabiliyorsun ya. Tam olarak kafa bu. Aldım basket topunu. Dikkatini çekmeye çalışıyorum çünkü o sırada kahve cezvesiyle televizyonu kırmaya çalışıyordu. Aldım basket topunu, dedim ki of çok güzel basket topu. Bir anda şöyle oldu bak. Önce kulağı oynadı böyle. Sesin geldiği yere doğru önce böyle yaptı. Sonra böyle oldu bak. Benim. Çocukta öyle bir şey vardır. Benim alarmı diye bir şey. Topu aldım elime. Doğal olarak şu tepkiyi verdim. Benim. Ah. Tak sektiriyor yerde top. Gecenin saat ikisi. Askeri lojman. Dedim ki alt komşu yukarı çıkacak. Annem babam da ev diyor. Ben ne diyeceğim onlara? Hop kaldırdım. Omzumu aldım çocuğu. Geziyorum. Kafamı tutuyor böyle. Benim. Çocuk omzumda. Kafamın üstünde basket topu var. Hoppa basket diye bir ses duydum. Basket topunu hop diye havaya atmış. Saat 2. Yere çarpacak ve düşünebiliyor musun çıkacak sesi? Lojman lan orası. Salonun ortasındayız. Fırlattı topu. Aa dedim ses çıkacak. Ben topu tuttum, bu ses nereden geldi? Benim.